Eğitim İş Edirne Şubesi'nde yönetim kurulu üyeleriyle basın toplantısı düzenleyen Mali Sekreter Mutlu, hükümete ve görüşmelerdeki yetkili sendika olan Memur Sen'e eleştirilerde bulundu. Hükümetin belirlediği %6 artı 5 oranının memurlar için yetersiz olduğunu söyleyen Eğitim İş Edirne Şubesi Mali Sekreteri Aydoğan Mutlu, yolsuzluğun, yoksulluğun, yasakçılığın tavan yaptığı bu iktidarda yandaş sendikacılığın da yardımıyla yokluk kavramı hayatımızın bir parçası olmuştur. 2016-2017 toplu sözleşme görüşmelerinden sonra biz memurların, emeklilerin, işçilerin, öğrencilerin, işsizlerin, gençlerin yani tüm Türkiye'nin payına yine yokluk düşmüştür dedi. 13 yıldır ülkemizin ulusal barışını, ekonomisini, siyasetini ve dış ülkelerle ilişkilerini büyük bir başarısızlıkla yürütmeye çalışan AKP iktidarının varoluş nedenleri yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele etmekte. Yolsuzluk konusundaki başarılarını bırakın Türkiye'yi, tüm dünya öğrendi. Yoksulluk konusunda yaptıkları da ülkemizdeki yeşil kart sahibi vatandaşlarımızın sayısından bellidir. Ve bu sayı 9.449.734'tür. Yasaklar konusundaki icraatları ise 12 Eylül darbe zihniyetine taş çıkartacak iç güvenlik yasası ve toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunudur. AKP iktidarının 3Y hareketine yandaş sendikacılık adı altında 4. Y de eklenmiştir. Amacı işverene karşı çalışanların ekonomik, özlük ve hukuki haklarını savunmak olan sendikacılık kavramına hükümetin zam vermesini beklemek ve bunu tartışmasız kabullenmek, sendika başkanından milletvekili çıkartmak, baskı ve mobbing uygulayarak üye kazanmak hedeflerini koyan yandaş sendikacılık tanımı getirilmiştir. Hükümet bile olmayan bir partinin milletvekili olmayan henüz Soma'nın, Ermenek'in, rezidans inşaatlarında ölen işçilerin, trafik kazalarında hayatlarını kaybeden mevsimlik tarım işçilerinin ve Türkiye'nin her yerindeki iş cinayetlerine kurban edilmiş emekçilerin hesabını vermemiş. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile masaya oturan, sendikacılığın el açıp beklemek değil, istediğini kabul ettirmek olduğundan habersiz Memur Sen Başkanı'nın 2016-17 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme görüşmelerindeki ilk cümlesi, hükümetin teklif etmesini bekliyoruz olmuştur. Yolsuzluğun, yoksulluğun, yasakçılığın tavan yaptığı bu iktidarda yandaş sendikacılığın da yardımıyla yokluk kavramı hayatımızın bir parçası olmuştur. 2016-17 toplu sözleşme görüşmelerinden sonra biz memurların, emeklilerin, işçilerin, öğrencilerin, işsizlerin, gençlerin yani tüm Türkiye'nin payına yine yokluk düşmüştür. Tüm memurların büyük bir umut ve inançla beklediği fakat AKP hükümetiyle kol kola yürüyen Memur Sen'in yok saydığı liste şöyledir. 3600 ek gösterge yok. Vergi diliminin yükseltilmesi yok. Aile yardımına iyileştirme yok. Çocuk yardımına iyileştirme yok. Taban aylığa zam yok. Çalışan anne ve çocukları için düzenleme yok. Ek ders ücretlerine iyileştirme yok. Büyümeden pay yok. 15 yıldır bir maaşlarına yükseltilmeli denilen eğitim öğretim hazırlık ödeneğine iyileştirme yok. 24 Kasım'da ek ödeme talebine cevap yok. Bu dönemde imzalanan sözde toplu iş sözleşmesi kamu çalışanlarını ve emeklileri sefalete mahkum etmektedir. Bizler hak verilmez alınırdan hareketle yürüttüğümüz sendikacılıktan haklarımızı almak için gerekenleri yapmaya ve yanlışları haykırmaya devam edeceğiz.